Yok, bugün her zaman biraz da neşeliyim. Hani yorgunum ama neşeliyim. Olsun, niye? Yani ben bu akşam misafirperver olduğum için güzel geçecek yani. Ben biliyorum güzel geçeceğini. O açıdan uçuyorum yani. Yine oldukça iddialı konuşuyor yarışmacımız. İsterseniz hemen Hasan Bey'in parmak yedirten menüsüne bir göz atalım. Bakalım neler sunacak konuklarına. Bu akşamın başlangıcında zengin içerikli bir menüyle çıkacak konuklarının karşısına Hasan Bey. Lezzeti yeniden keşfedeceğiniz özel süzme mercimek çorbası, basit ama etkili çoban salatası, her sofrada ayrı bir güzel olan mevsim salata ve aşçılarıyla ünlü bir yöremizden nefis bir tat. Bolu menemen. Ana yemekte ise idealkise olacağınız bir lezzet. Meşhur Hasan Bey köftesi sunulacak. Gecenin son servisinde ise yöresel bir tatlı ikram edecek Hasan Bey. Adıyla, sanıyla, dillere destan tadıyla Akbin bu... O diyor ben güzel yaparım, o diyor ben güzel yaparım. Sanki ben yapamam sizi yani. Bakacağız yani kim güzel yapacak, bu akşam belli olacaktır. Aradığınızı bir türlü bulamadınız galiba Hasan Bey. Baksanıza sepetiniz hala bomboş duruyor. Yani burada hemen ben aslında limon da almam lazım. Limon alayım mı, ne yapayım, alacağım tabii. Meyvelerine geldim ki meyve de alayım ki misafirlerim meyveyi sever yani. Benimkiler nazlıdır biraz. Mesela muz severler, portakal severler, C vitamini var portakalda. Mandalina da alayım yani. Sonuçta misafirdir. Limonda da torba işi var. Bir torba alırım. Şöyle bir torba limon alalım. Bismillahirrahmanirrahim. Portakal alalım. Da torba işi. Hasan Bey, onlar grapefruit galiba. Grapefruit mu bu? Portakal bir tarafta mı? Bu meyve böyle bir tane alalım yani. Baktınız mı Hasan Bey? Portakal mı onlar? Tamam olsun. Tamam işte o. Meyve de yok sonuçta. Bu akşamın başlangıç yemeği uzun süre unutulmayacak tadıyla özel süzme mercimek çorbası, yaz sofralarının yıldızı çoban salatası, vazgeçilmez güzellikteki lezzetiyle mevsim salata ve yörenin ustalarının elinden çıkma bir tarif. Bolu menemen. Hayatta inanmıyorum. Asla. Al, bilmiyorum yani. Dona kaldım. Gerçekten arkadaşlar dona kaldım. Bu menü mü bu? Nereye gidiyoruz bu akşam ya? Nereye gidiyoruz bu akşam ya? Ya son çok yıldı değil mi? Özel süzme mercimek çorba. Bu adam kendi çok özel ya. Özel süzme mercimek çorbası da yapayım biz yani misafirlerine. Kendi o kadar özel bir adam bence bunu yapması lazım. Çok özeldir ya, göreceğiz. Aman Allah, özel derken ne demek istiyor? Özelini hiç duymadım, bilmiyorum. Süzme mercimek çorbası, o isterse şey yapsın, hani benim için bu menüyü okumanın bir anlamı yok ama seyirciler için okuyorum. süt istiyorum. Merhaba, teşekkür ederim. Sağ ol. Biz öğlene geçiyorum ben. Buyurun. Öğlene geçiyorum ben. Teşekkür ederim. Baktığınız gözlüklere rağmen herkes sizi tanıyor Hasan Bey. Ya tanıyor tabii, ne zannettin beni sen ya? Allah Allah. Bana yardımcı gelir mi bu arkadaşım? Bana şey istiyorum, süt istiyorum ben. Arabaya süt. Evet, az öyle. 2 kilo süt ver bana. 3 tane de verebilirsin. Maşallah Hasan Bey. O kadar sütü ne yapacaksınız? Ya süt az yapacağım. Süt bol olması lazım. Artı süt her zaman kalsın. Ben de içiyorum sabahleyin. Ey Allah. Onları da düşünüyorum, kendimi de düşünüyorum. Arz ederim. Hasan Bey daha yolun başında aklını karıştırıyor market görevlisinin. Sebzeleri önüne neresi? Sebzeleri önüne. Onu da alalım, onu sen başka yere geçelim. Var yani çok şeyimiz var. Sen beni bırakma, gözünü seveyim. Kıyma alalım böyle. Geçin. Şey alalım, sebze alalım. Sonunda yeşilliklere ulaşıyoruz. Market görevlisi yarışmacımızın siparişlerini hazırlamaya başlıyor. Bu akşam konuklarınıza 2 çeşit salata sunmanızın sebebini öğrenebilir miyiz Hasan Bey? Yani yedek olsun. İstibas diyor ki ben mevsim yemem. Al sana göbek. Yemezse al sana şu. 3 salata yapacağım bunu ben. Hem çoban salatası hem mevsim salatası. Anam. Salata 2 tane salata yapılır mı? Çoban salata bir de mevsim salata. Niye? Çoban salatası, ben çoban salatası yemem. Çünkü çiğ soğan yemem yani, genelde iyi bir çoban salatasında çiğ soğan olması gerekiyor. Ben çiğ soğan yemem. Çoban salatası asla, hele salata o evde mümkün değil. Hiç 2 tane salata 5 5'e, işte çocuk bunda akıl yok ki, bu 2 tane salatayı 5 5'e koyacak sofraya, yemem. Yemeyeceğime de eminim, büyük eleştiri var bu akşam. Sonunda kontrol elini alıyor Hasan Bey. Ne yaptın, bu ne? Kıvırcık mı bu? Kıvırcık. Bir tane daha koy kardeş, bir tane daha koy. Ben şuradan maydanoz alayım bu arada. At bir maydanoz. Al. Buyurun.
Buyurun. Bana bir iyilerini bir kilo kadar turp yap ya. Ben iyilerinden abi. Ağırlarından. Görevli arkadaş turp seçimiyle ilgilenirken yarışmacımız da etrafı keşfe çıkıyor. Bakıyoruz da elinizi hiçbir şey sürmüyorsunuz Hasan Bey. Yoksa iyisi hangisi bilmiyor musunuz? Ben anladım aslında. Benim mesleğim de ben marketçiyim sonuçta. Ne? Polu menemen. Menemendir de polusunu da o taktir kesin. Hasan takmıştır bu olayı. Ya bir şey uyduracak da özel çorba yapacak bize ya. Polu melemeni. Arkadaşlar bolu bir şehir bildiğiniz gibi. Menemen menemen yumurtalı bir yemek. Şimdi menemen gene de sabahta kahvaltıda yenir yani. Şimdi bir akşam yemeği başlangıç olarak menemen yenir mi? Allah ben de bolu menemen ne olabilir yani? Çok korkuyorum arkadaşlar, çok korkuyorum. Adam menemen yapmış, kahvaltıya mı gidiyoruz? Bu akşam yemeği değil mi? Ne alaka diye düşünmüyorum ki. Yani ben çünkü Hasan Bey'i normal olarak düşünmüyorum. Normal olarak düşünmediğim için menü zaten bana anormal gelmedi. Aslında menü gayet normal.